Efendim merhaba. Eskişehir'den başlayan İzmir Tire'ye seyahatimizin 5. bölümü olan Salihli'den Ödemiş'e seyahatimiz başlıyor. Yolda olan sürücü ve yolculara hayırlı yolculuklar, sizlere de iyi seyirler diliyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Şu anda Salihli'den Turgutlu İzmir yoluna çıkıyoruz. Bu gideceğimiz yol yayla yolu. Bozdağ biliyorsunuz yüksek. Kayak merkezleri var orada. Bu kavşaktan biz sağa dönüyoruz. Bozdağ Ödemiş yoluna. Bu yoldan Sardes Antik Kenti'ne de gidilebiliyor. Burada alt geçitten dönüp devam ediyoruz Bozdağ yoluna. Bundan sonraki yolumuz genelde tırmanma olarak geçecek bir süre. Sardes sağa giden yol. Biz sola dönüyoruz. Bu eski İzmir yoluymuş orası. Bozdağ 24, Ödemiş 52 kilometre buradan. Yaklaşık 1,5 saat sürüyor bu yol. Dar ve iki yönlü trafik gördüğünüz gibi. Çok virajlı bir yol. Dikkatli olmak lazım.
manzarası çok güzel efendim. Ancak çok virajlı ve dar bir yol. Birgi'ye kadar böyle bu yol. Biliyorsunuz Yeşil Deniz dizisi vardı. Onun çekildiği yere varacağız. Gidemiş Birgi'ye. Oraya kadar bu yol bu şekilde dar ve çok virajlı. Oraya bakın ya. Müthiş. Gerçekten. Manzarası çok güzel. Buraya kar da yağıyor tabii kışları. Bakın işaret. Yol kenarındaki levhalardan anlıyoruz. Yukarıda Bozdağ'da kayak merkezi var. Turizm bölgesi var. Oraya kadar çıkacağız. En tepede kestaneler var yol üzerinde. Biliyorsunuz kestane yüksek yerde olur. Yayınımız en güzel seyahat videosu olabilir. Manzara itibariyle. Hakikaten bizim de bugüne kadar çektiğimiz en güzel yol burası. Mevsim de şu anda çok güzel. İlkbahardayız. Böyle kamyon geldi önümüze bakın. Bak burası. Hem tehlikeli hem biraz da hem yakın hem yay. Hem yavaş gidiyoruz. Onunla gidiyoruz. Dikkatli olmak lazım. Bunları kesmişler buradan. Kesim var burada. Tomruk yapmışlar bakın ağaçları. Bitki örtüsü bakın. Her bir 50 metre sonra değişiyor. Çamlar şu anda.
Biraz sonra sedirler başlayacak. Sedir var mı burada? Var. Kestane ağaçları başlayacak. Yeşilin her tonu var. Karadeniz'e benziyor. Evet, Bolu gibi şu an, sanki Bolu'da. Evet. Bolu bitki örtüsü var şu anda burada. Bak, sedirler başladı işte sol taraftan. Evet, burada 40 oluk çeşmeleri var. Meşhur. Şimdi oraya bir uğrayacağız. Kısa bir mola veriyoruz. Efendim, merhaba. Ödemiş 40 oluk çeşmelerindeyiz. Hakikaten 40 tane oluk var. Hepsinden su akıyor. Adı üzerinde 40 oluk çeşmeleri. Harika.
Bakın buralarda ağaçlar daha yeni yer seriyor. Yüksekliğini oradan anlayın. Bu sağdan Gölce'ye de gidiyor. Yeşildeniz. Bakın aşağı tarafta Ödemiş Boğası var, bakın aşağıda. Yeşildeniz dizisi vardı biliyorsunuz TRT'de. Bu civarda çekilmişti o. Bura kaza olmuş. Evet sayın seyirciler, tır buraya kaydırmış. Of, ne yüklüymüş bu. Evet, bir fidan yüklü. İyi, adam sonunda burada, yoksa aşağı dere. Evet, iyi ki aşağı gitmemiş. Orada kalmış. Kurtarmış. Yollar çok dar. Dikkatli olmak lazım gerçekten. Bilgiye kadar sürekli iniyoruz burada. Size biraz da aşağıyı göstereyim. Bakın. Ödemiş Ovası burası işte. Yeşildeniz'in çekildiği yerler. Aşağıda Birgi kasabası var. Biraz da oraya uğrayacağız. Karşıda teraslı bir yer var. Yeşiller orada vitamin. Oraya bir ağaç dikilmiş ama ne ağacı bilemiyoruz. Erik mi acaba? Badem sanırım. Zeytin değil. Burada badem olur. Önce erik. Ne? Erik. Badem, badem. Aa, badem. Tarzan'ın yeri.
aşağı indikçe yeşillik arttı. Evet, şimdi bitki örtüsü değişti. Zeytinler başladı bakın. Zeytinler niye böyle beyaz? Yukarıda zeytin yoktu. Evet, Birgi'ye gelmiş bulunuyoruz. Birgi'den sonra Ödemiş'e geçeceğiz. Buraya gelmişken bir de Birgi'yi görelim diyoruz. Biliyorsunuz burası tarihi bir yer. Birçok filme de konu olmuş. Bir belde, kasaba. Buradan sola dönüyoruz. Biraz sonra buradan sağdan Ödemiş'e geçeceğiz. Birgi'yi de görelim. Evet, kısa olarak Birgi'yi gördük. Şimdi Ödemiş'e devam ediyoruz. Ödemiş'ten sonra da Tire'ye gideceğiz. Güneş batmak üzere. Evet efendim, patatesiyle ünlü İzmir Ödemiş ilçesine gelmiş bulunuyoruz. Efendim, Eskişehir'den başlayan Eskişehir İzmir Tire seyahatimizin 5. bölümü olan Salihli Ödemiş seyahatimiz burada sona ermiş bulunuyor. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Sağlık ve huzurla kalın efendim. Lütfen bu kuraklık günlerinde sularımızı israf etmeyelim.